Efendim Yolda Bir Karavan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu sefer ikili çekiyoruz. Şu adamı niye çok görmek istiyorsunuz biz de bilmiyoruz ama ne anlatacağız efendim bugün? Hoş geldiniz. Bugün Mun Karavan'dayız. Mun Karavan'ın farklarını anlatacağız. Mun Karavan Konya'da bir üretici. Diğer karavan üreticilerinden farklı bir yol izliyor. Biraz da bundan bahsedeceğiz. Giriş şekline bakarsak çok yakın bir gelecekte en iyi yerli olacak karavanlardan bir tanesi. Bazı ayrıştıran özellikler var. Bu özellikleri sizlerle paylaşacağız. Neden bu olması gerektiği kısmının üzerinde duracağız. Geliştirilmesi gereken yönlerden bahsedeceğiz. Tabii ki her zaman olduğu gibi eleştirilerimizi sonuna kadar yapacağız. Abi bundan sen bunu kullanıyor musun? Bunu evet kısa bir sürede olsa bizde bu. Yaklaşık bir hafta kullanacağız. Bu kullanımın sonunda da neleri iyileştirmemiz gerektiğini zaten ortaya çıkartmak için bu kullanımı sağlıyoruz. Oldukça yağmurlu bir dönemde başladık. 3 gündür de buradayız. Şimdi Otta Karavan Köyü'ndeyiz. Bu festivale katıldık. 3 gündür de buradayız. Bir inceleyeceğiz. Bakalım neler olmuş göreceğiz. Böyle mikrofonu tutup şöyle yapmadı. Gayet zengin. Hemen şöyle yapasım geliyor biliyor musun? Yani seçimlerde kime... Hadi bakayım dışından bir göster bize abi. Yapısal olarak baktığımızda bu karavanın içerisinde en önemli ayrıcalıkların bir tanesi CTP panelle üretilmiş olması. Tabanı, duvarları ve alt paneli CTP. Altla ilgili birkaç eleştirimiz var. Dış kaplamasının da CTP olması gerekiyor. Bundan sonraki kısmında da bu da olacak. Diğerlerinden farklı olarak bagaj alanı dikey açılıyor. Bir kapatsın bakalım nasıl duruyor. Bakın bu normalde alışık olduğumuz bir sistem değil. Gayet güzel abi. Bütünlük oldukça başarılı. Ben Gökhan abinin yanına gidiyorum. O şimdi sürekli durmayacak o çünkü. Durmayacak. İsmail'cim çamura sokuyoruz seni ya kusura bakma. Hiç ağzını açmıyor adam ya. Şimdi İsmail'i de merak edecekler. Finalde İsmail'i de gösterelim. Çünkü bir önceki otomobilde de İsmail'den bahsettik. Hatta İsmail'in karavanını da çekelim. Bu karavanı ilk girişte zaten göreceğiniz şey hartal bir kapı. Alışık olduğumuz bir şey değil. Biliyorsunuz yerli karavanlarda genellikle alüminyum çerçevenin içerisine kesilen CTP'nin... İsmail telefonu kapatır mısın? Bizi burada hartal bir kapı karşılıyor. Bir şey diyebilir miyim? Kesmeyeceğim burayı. Bence olduğun yerden devam et. Uğraşamam böyle şeylerle. Çalmasın telefonun kardeşim. Hartal kapı karşılıyor. Alüminyumu sen sevmiyorsun. Evet. Alüminyumun şöyle bazı problemleri var. Eğer CTP'nin içinden kesip de siz bunu kapıya dönüştürdüğünüzde oldukça ucuz bir maliyet. Yani sadece çerçeve parası ödüyorsunuz. Ama bizi bekleyen bazı sorunlar var. Özellikle izolasyon sorunu. Bakın bu kapıda İsmail gel buradan gösterelim. Böyle başlayalım. Oynat İsmail'cim. İki tane karşılıklı fitil var. Bu hem ses hem de su izolasyonunu sağlıyor bu detay. Bizim mevcut kullandığımız alüminyum çerçevelerde firmaların kullandıklarında bu sistem olmadığı için yağmur eğer karşıdan geliyorsa içeriye su alıyor. Yani hartalda böyle bir problem yoktu. Bir kapatabilir miyim abi? Şöyle kapatıyorum. Bu berhemideki gibi kilitlenmiyor. Tamam. Fark bu. Kapı yine çift açılır. Özellikle eğer evcil hayvanınız ve küçük çocuklarınız varsa bu kapıyı ayrı çalıştırabiliyorsun. Güzel. Bence şimdi dışından devam ediyoruz İsmail'cim. Seni yoruyoruz kusura bakma. Tabii ki berhemi camlar. Ben anlatayım. Bu berhemi camları ilk yapan adamın neyse kayınçosu mu kördü öyle bir şeydi abi. Sen bilirsin o detayı. Eniştesi kör oldu bu camı yaparken. O günden sonra hatta adı da Berhingen'di. Alman ekoluydu. Oradan ismi Berhimi kaldı. Himi kör demek Çince. Şunu seviyor musun şunu? Sevmiyorum. Sevmiyorsun değil mi? Ama hataları gizlemek için gofraş biraz da mukavemet kazandırıyor. Yerli karavanların hepsinde kullanıyoruz. Boyaması, motiflendirmesi çok zor. Çünkü karavana yandan hacim kazandırmak için grafiklere ihtiyacımız var. Yoksa beyaz bir buzdolabına benziyor bu. Doğru. Bununla boyamanız çok zor. Yani üçemin mavi bantını kullanıyoruz. 20-90. Bunu da söyleyelim. Neyse o bağlantını sonra anlatırız. Üçemli olan bağlantını. Öteki türlü buradan boya sızıntıları dışarıya doğru çıkıyor. Siz tabii ince grafikler yapamıyorsunuz. Yaklaşık 1100 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Doğal olarak da bu karavan 750 kilo altı mı diye bir soru gelmesin. Çünkü bu tür büyüklükteki karavanları bu donanımlarla zaten 750 kilogramın altına tutmak imkansız. Sorun be ne olacak ki? Sorun ne olacak? Yazsınlar abi. Niye sormayın da adamların önünü kesiyorsun? 13 bin olduğu için yan reflektörlerimiz de elektrikle aydınlatılmış. Arkası da güzelmiş yalnız. Arkada bana göre yine birkaç eleştirimiz olacak. Onları düzelteceğiz. Bu stopları yuvarlak üçleyip daha hacim kazandıracağız. Tamponu belki biraz oynarız. Mesela burada yine zekice bir davranış. Tamponun kenarında siyah contalar. Çünkü bu parçalar ayrı hareket ettiği için burada bir hareket var.
Ve bunu ortadan kaldırmak için firmalar genellikle buraya mastik çekiyorlar. Çektikleri mastiklerin de ömürleri 3-5 ayı geçmediği için ya sarıyor, evet, ya siyahlar akıyor. Onu ortadan kaldırmak için çok daha pratik bir şekilde contayla çözmüşler. Bu karavanın içeriden de göreceksiniz. Bu camın buraya kadar gelmesi lazım. Büyüyecek mi bu cam? Evet, cam büyüyecek. Son dakika gelişmeleri. Gerçekten çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Tebrik ederim. Teşekkür özellikle ederim. Özellikle 2.10'u geçtiyseniz mutlaka bir yan aydınlatma olmak zorunda. Bu aydınlatmayı da buradan birçok karavanda söyleriz. İtar karavanın hepsinde vardır. Arkadan kırmızı görürsünüz. Önden de beyaz görürsünüz. Önden siz neden beyaz görürsünüz? Karavanınızın en üst noktasını ve en dış noktasını görüyor olmanız lazım ki manevra yaparken bu ışık size iz sağlayacak. Adı da iz lambasıdır zaten. Özellikle kavşaklara girdiğinizde hem sizin hem de yanınıza yaklaşan birisinin ne kadar uzun bir araç olduğunuzu anlaması için gerekli zorunlu bir uyarı lambasıdır. İz lambasının da konumu genellikle en üst noktada tutulur. Böyle aşağılarda falan tutulmaz. Evet, bu detaylardan sonra yoruldun mu? Yorulduysan söyleyebilirsin. Buzdolabı 12 volt. Yine buzdolabı havalandırması burada. Ama bu da değişecek. Bu kadar büyük havalandırmaya ihtiyaç yok. Jant ve lastiklerde sıkıntı yok. Öyle kalacak ama maşpiyeller mutlaka ellenecek. Geldik depolama alanına. Ne koymuş depolama bakalım. Depolama alanı biraz daha genişletilebilir ama en büyük sandalyeyi buraya bütün halde yerleştirebiliyorsunuz. Abi biraz daha genişletilerken belki kapak büyüyebilir ama alan bayağı güzel. Şuraya doğru da gidiyor yani. Bak orada şikayet ettiği Webasto da orada. İçeriye geçiyoruz mu? Hadi yoksa bakalım. Var mı bir şey? Yok, bırakıyorum. Bir şey sormaya korkar oldum ya. Yemin ediyorum. Nasılsın diyorsun, 3 günde cevap verir. Hadi bakalım. Önce sen geç. Kardeşim yavaş yavaş geçiyorum. Alışıyoruz. Senin ayakkabı... Ha, sende terlik var. Ya yemin ediyorum var ya. Hakkını helal et be. Hemen girişte bizi sabit bir yatak karşılıyor. Gökhan abinin en nefret ettiği laflardanmış. Az önce söyledi, ben de hemen söyledim. Gerçekten girişte güzel bir sabit yatağımız var. İçeriye doğru geçiyorum. Bir şey deneyeceğiz değil mi abi? Evet. Bakayım ben iki adımda gidebiliyor muyum abi? Şimdi bizim Ferhat'ın videolarında bilirsiniz. Hop iki adımda, hop iki adımda yataktayım diyordu. Abi iki adıma gerek yok. Bu karavanda bakalım kaç adımda yatakta olacak. Hadi. Peki yatağı bozarsam Selim teyze bana kızar mı? Hiçbir şey demez. Vallahi. Sana kızar mı? Kesin. Bir. Çok iyi ya. Sesim gelmiyor olabilir ama çok iyi yani şu. Güzel güzel abi. Yani iki adım sürmeden yatağa girebiliyormuşuz. Bayağı genişmiş yalnız. Evet. Şimdi 3.75 içten içe olan bir karavanın içindeyiz. 3.75'lik bir alanda yapılabilecek maksimum verim bu zaten. Bunu biraz daha elleyeceğiz. Yani buzdolabı büyüyecek. Buzdolabı buraya kadar yükselir. Ben. Buzdolabı oraya kadar yükselir. Aşağıdaki alan biraz daha kullanışlı hale gelecek. Ve buraya 110 litre iç hacmi olan çift kapılı derin dondurucu 12 volt bir buzdolabı gelecek. Yine 12 volt orijinal üretimli olacak. Sonradan dönüştürme değil. Bu çok işimize yarıyor. Hep o şikayet ettiğimiz bu kadarcık alanda buza ihtiyacımız olduğunda ne yapacağız? Domatesi, biberi koyduk, karpuzu koyduk yazın. Ya da içeceklerinizi koydunuz. İşte dolap yetmedi. Seyyar dolap kullanalım mı kısmını ortadan kaldırmak için buraya bir büyük dolap gelecek. Üstteki depolama alanı biraz küçülecek ama çok da endişe etmeyin. Çünkü bu karavanın her yerinde bakın böyle büyükçe depolama alanları. Büyük depolama alanları var. Dokunulacak tarafların başında keskin köşeler geliyor. Bu keskin köşeler kalkacak. Biraz daha yuvarlak hale gelecek. Buradaki destek parçaları daha estetik ve bu formdan çıkacak. Bu biraz daha yukarıyı taşıtmak için kullanılan parça. Ama dikkat edin. Mesela trickle ventilation'a dikkat edilmiş. Ve bütün havalandırma bu karavanda da var. Evet. Hatta İsmail şuraya bir gelsene. Bak abi adam buraya kadar düşünmüş. Havalandırma. Ya gerçekten iyi trickle düşünmüşler. Trickle ventilation'ın doğru olan uygulama şekli bu. Normalde yatak duvara değmemesi gerekiyor. Malzemelerin yani sırtlığın da duvara değmemesi gerekiyor. Bu detayda hepsi düşünülmüş. Ama tabii ağır bunları hafifleteceğiz. Olması gereken değerlere ulaşacak. Koltuk oturumunda küçük birkaç değişiklik olacak. Kozmetik değişiklik. Rahat ama biraz daha soft süngerlerle kullanabiliriz. Çünkü bunun bir de gece yatma dönemi var. Çünkü sadece sabit yatağınız var. Hoş güzel ama misafiriniz geldi. Burada yatıracaksınız. Buradaki yatağın da işlevsel olması gerekiyor. Bu anlamda küçük dokunuşlar yapacağız. Hemen senin arkandaki kısımda bir cam olacak. Az önce otomobilde görmüştünüz. Orada ne kadar geniş bir görüş alanı vardı. Burada ise bu kör kalıyor. Bu kısım da genişleyecek. Bu camda dışarıda işaret ettiğimiz gibi 115 santime uzayacak. Yine karavan camları tabii muhtemelen yerli karavan camı olacak. Ben mutfağı anlatabilir miyim? Yani bak nasıl dümdüz anlatacağım. İşte bataryanız. Güzel, kullanışlı. Sevdim. Sadece Sevim teyzenin, Gökhan abinin annesinin takıldığı konulardan bir tanesi gene yok. Şurada bir şerit istiyor değil mi? Su akmasın diye.
Peki bakınca sığar mısın? Sığarsın abi. Sığarsın ama değişecek. Oradaki şu alan şundan dolayı mı öldü? Tabii. Zaten o ocağı değiştireceğim. Şöyle ki bu ocak istediğimiz formda değil. Onunla ilgili önerilerimizi de belirttik zaten. O paket içinde o da var. Bu Ken ocak iyi, hoş, güzel ama kullanışlı mı? Çok değil. Bu şundan bu bahsediyorsun değil mi? Evet. Çünkü o musluğun altına bir şey sokuşturamıyorsunuz. Elektrikle tetikleniyor. Bütün sistemi elektrikliye çevirmek zorundasınız. Ya kuğu musluk kullanacaksınız. O kısım biraz sürprizlerle dolu. Onları da bir sonraki... Bence kesinlikle musluk kuğu olmalı ya. Yani onun birazcık zorluğu var. Kameramanımızın kolu yaralı olduğu için onu çok yormadan İsmail kardeşim. Bak şurada da dolabın var. Burada da yine dolabın var. Şurada setli rafın var. Gayet güzel. Abi sen bunu sanki aylardır kullanıyormuş gibi nasıl doldurdun bu kadar? Özel kupalar, arabanın anahtarı, tatlıları, bunları getirmemişti çayın yanına. Kahveci. Şurada ışığımız. Işık, nereden yakıyoruz efendim? Sağda köşeden dokunabiliyor. Hemen şurada yakıyormuş da. Çalıştır. Oo. Ya bunu niye yaktırmıyorsun baştan ya? Abi, görmek istedim. Abi ışık işte videomuzu canlı tutar. İsmail'cim yorulma kardeşim. Bu videoda bol bol İsmail'i öveceğiz. Hemen banyoya geçiyorum. Sen otur ya. Okay. Otur şunu bir çeker misin kardeşim? Şuna. Bir baksana şuna. Peşin satan ya. Açıyorum kapıyı, hazır mısın? Kuvvetle. Kuvvetle. Evet. İki. Geldi. Dananam, abi bayağı kiler gibi kullanmam tuvaleti de. İşte güzel bir kamp alanına gelirseniz, Otto Karavan Köyü'ne gelirseniz tuvaletinizi kullanmanıza gerek yok. Kasetli tuvaletin var. Çok güzel yere konumlandırılmış bir duş başlığın var. Banyoda camın var. Şunu da açalım ya. Bak aydınlık. Güzelmiş. Güzel güzel. Karavan güzel. Nerede abi mum karavan? Konya. Başka anlatacağın bir şey var mı? Yatağın altını gösterelim. Yatağın altını göster. İsmail tam oturuyorsun kalkıyor kardeşim. Kusura bakmayacaksın abi. Ya da şöyle yapalım. Bak. Şimdi buradaki fark ne? Fark ne derken? Dokunduğunda ne hissediyorsun? Şuna mı? Evet bir dokun bakalım. Kapağı bir kaldır. Kapağın arkasına kadar. Kapağın arkasına kadar. Alkantara mı kaplamışlar abi? Çok güzel olmuş yalnız. Yatağın altına geldik efendim. Ver ben kaldırayım istiyorsan. Orada da tuğle yazıyor. Sana tuğle ile alakalı bir şey mi hediye ettiler? Şöyle bir kaldıralım. Abi. Ha ayağım var. Bu da daha pratik hale ve amortisör, evet, bir sistem. Daha kalsa bence düşmez. Saklama alanı güzelmiş yatak altı. Su tankı 100 litre. Tabii ki 100 litre kalmayacak. Bu iki tane ayrı var orada. İki tane ayrı. Onlar 50 litre olarak yeniden dizayn edilecek. Lata tahtaları olacak. Üzerinde kalın bir yatak var. Bakın bu. Üzerinde bildiğimiz ev tipi yatak var. Soft. Rahat mı? Çok. Çok rahat. Çok rahat. Karavanlarda aradığımız şey. Normalde biliyorsunuz sünger konur buraya. Sünger de çok rahat değildir. Ama bu iyi düşünülmüş. Jalaküsüne kadar her şey üzerinde standart gelecek. Biz farklı olarak jalaküyü lityuma çevireceğiz. Yine hassas olduğumuz noktalardan bir tanesi. Hem ağırlık hem de daha güvenli ve daha uzun ömürlü olduğu için jalakü olacak. Havalandırma burada kalabilir. Çünkü klima opsiyonu olacak bu karavanda. Klima istenirse kullanılabilecek. Bir de bunun aynısının 4.20'si var. 4.20'si de daha. Onu indiriyorum abi direkt. Tamam, yatağı da bozduk. Sevim teyze hakkını helal et ya. O bizim videolarımızı izliyor. Bence helal eder. Üstteki dolaplardan da birkaç tane açayım. İsmail gerçekten çok yoruldu ya. Niye peki İsmail çekiyor, biz ikimiz anlatıyoruz. Gökhan abi dedi ki tek kal, bırakma beni. Öyle bir şey dedin mi ya? Dedim. Demiş. Artık demiş. O da projeksiyon. Biz bir sonraki de projeksiyon anlatalım istersen. Evet, gel oturalım artık. İsmail sen de otur. Bu haliyle bu karavan sence pahalı mı? Fiyat performans karavanı olabilir mi? Bugünkü değerlerle 320 bin lira gibi bir satış fiyatı var. Üzerindeki bu cam, bu akü, bu buzdolabıyla ve bu ısıtma sistemiyle şu haliyle 320 bin lira gibi fiyatla satılıyor. Piyasada biliyorsunuz daha bugünkü şartlarda, yani Nisan'ın son günü 2023 yılındayız. Artık fiyatları aylık belirlendiği için, değiştiği için bugünkü şartlarda piyasada 200 bin liraya karavan bulabilirsiniz. 250 bin liraya da 350 karavanları bulabilirsiniz. Daha önceki yaptığımız bu karavanlarında 3.75 size ve sağladığı ölçü kullanım alanı. İç kullanım alanı. Evet, 3.75 genişlik. Bu karavanda 2.20 ama biz bunu 2.35'e taşıyacağız. Bundan sonraki kısımda 2.35 olacak karavan. Hep anlatıyoruz ya, Türkiye'de çok iyi birkaç tane yerli karavan markası var ve bunlar gerçekten yabancı karavanlarla başa baş gidiyor. İşte bu da onlardan bir tanesi olmaya çok yakın, çok kuvvetli adaylardan bir tanesi. Ben fuarda tanışmıştım. Gerçekten işini severek yapan, çok çalışkan bir adamın elinden çıkıyor bu karavan.
Karavan üreticileri iki mantıkla çalışıyor. Bir tanesi alüminyumdan bir şeyi kapatalım. Üzeri karavanınmış gibi olsun. Hızlıca hareket etsin. Satalım. Fiyatı makul olsun. Alan da, kullanan da bir süre sonra tadilatlarını kendisi yapsın. Hatta işte buna bu fiyatı ödediysen sorunlarını da beraber satın alıyorsun diyor. Kullanıcı da şu anda nedense bunlara teslim oluyor. Yokluktan abi. Yani çünkü karavan bulmak çok zor şu an piyasada. Vay arkadaş, müzik durdu ya. O kadar çile çektik, müzik durdu şimdi. Açmıyorlar şimdi de. Neyse efendim, sonuna gelelim. Videomuzu bu sefer yine Gökhan abi bitirsin mi ya? Her, o benden... Bu sefer İsmail bitirsin. İsmail'i alalım görüntüye. İsmail yok, İsmail yorgun ya. Teşekkür ederiz efendim izlediğiniz için. Moon Karavan Konya'da. Instagram hesaplarını bırakalım biz. Siz merak ettiğinizi sorabilirsiniz. En büyük avantajı, ihtiyaç duyduğunuz bir şey olursa karavanda size hayır demeyecek bir prensiple çalışıyorlar. Çok doğru, değil mi? Çok doğru. Çok güzel insanların elinden çıkıyor. Ve karavana şimdi el değecek. Güzel eller değecek. Daha sistematik bir karavan olacak. Daha profesyonel bir karavan olacak. Avrupa standartlarında diye bir hedef var ya. Doğruysa bu cümle. Avrupa standartlarına doğru giden bir karavan olacak. Moon Karavan'ın Instagram hesabından merak ettiğinizi sorabilirsiniz. Eğer bizi aracı olarak kullanmak isterseniz bize de sorabilirsiniz. Gökhan abinin adını verebilirsiniz. Avrupa Karavan diye tabir ettiğimiz karavanların farklılıkları, biz de farklı yapıyoruz, biz de şunu yapıyoruz diyen firmalarda çok basit birkaç tane detay var. Gaz tesisat borusunu plastik hortumla çekilmemesi gerekiyor. Mesela bu karavanda bakır boru tesisatı çekilmiş. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yaparken bunu düşünmüşler. Su tesisat sistemi yine aynı şekilde Avrupa standartlarında olması gerekiyor. Bu karavanda bunlar düşünülmüş. O yüzden üzerine inşa etmemiz oldukça kolay. Yapı çok kuvvetli. Sadece ufak tefek dokunuşlara ihtiyacı var. Onların hepsi de bittikten sonra bence Gökhan abi de Moon Karavan'da paylaşır, bilginiz olur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bakın, müzikten kaçacağız diye uğraşıyoruz, ediyoruz. Bir zahmet biraz abone olup, biraz beğenip, biraz da yorum yapabilirsiniz efendim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.